Şimdi geri dönüp baktığınızda yine sizinle o ilgili kısma gelelim. Yani sizin o dönem için, dönemin gerçekleşmesi için figür olduğunuz söylenmişti hatırlarsanız. Siz de evet biz o dönemin figürüydük. Bir geçiş sağlandı ve bugün AK Parti'nin gelişi, AK Parti'nin ortaya çıkışı bizlerin çabalarıyla oldu diyorsunuz. Böyle bir ifadeniz var. Figür değiliz. Evet. Ana maddeyiz. Evet. Figür taklit yapan. Hayır söylüyorlar dedim ya. Diyebilirler. Biz ana maddeyiz. Biz kendi işimizi yaptık. Hiç kimsenin işine destek olmak, hiç kimseyi oraya getirmek, götürmek için yapmadık. Ama bizim yaptığımız işin neticesinde onlar doğdu. Veya bizim yaptığımız işin bir hissesi oldu bu işte. Yani şimdi %100 biziz falan öyle bir davamız, iddiamız yok. Çünkü zaten başından da biz böyle bir iddiayla ortaya çıkmadık. Biz imanımızın gereği bu memlekette artık İslam hakim olsun. Bizim mekteplerimiz, medreselerimiz, adliyelerimiz hepsi Allah'ın hesabıyla hareket etsin. Bizim Kur'an'dan, Risale-i Nur'dan aldığımız ders budur. Bunu haykırdık. Bunun neticesinde böyle müteselsiz bazı şeyler çıktı ortaya. Hepsi bize ait değil ama bizim de bir hissemiz oldu yani. 2003'e kadar hiç kimsenin hatırı gönüllü kalmaz. 2003'e kadar gelen idarelerin hepsini kasıtlı veya kasıtsız hain görüyorum. Kasıtlı veya kasıtsız. Ben şimdi demiyorum hepsi haindir. Hayır. Hainlik ayrı bir şey. Ama kasıtlı veya kasıtsız. Mesela hiçbir idare müstakil milletini düşünerek tek adım atamaz. Ya İngiltere'nin müsaadesi, ya Amerika'nın müsaadesi, ya Fransa'nın müsaadesi lazım. AK Parti öyle değil mi? AK Parti döneminde tedrici olarak bundan sıyrılma başladı. Birinci gün ne dedi? Bu IMF'yi kovacağız dediler. İkinci gün ne dediler? Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız dediler. Herkes kardeşlerimiz hep diyor, Müslüman mıdır bunlar? Bilmem nedir midir? Vallahi dedim ben başbakan olsam ilk söyleyeceğim söz budur. Çünkü bugüne kadar bu adeseyle millete oyun oynadılar. Biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz dediler, oyun oynadılar. Milleti bununla aldattılar. Girecek miyiz? Hay hay tamam. Giriyoruz hadi bakalım. Bak gördün mü kimler hemen tornistan yaptı. Yalan söylüyorlar çünkü. Evet. Sahtekarlık yapıyorlar. Hulasa esas o meseleyi de söyleyeceğim. Bu 2003'teki iktidar değişikliği de Hasan Ağa'nın kuvveti Ali Ağa'nın babayiğitliğiyle değil. Bu işin zamanı geldi. Ve bu Risale-i Nur'da yazılı bir tarihtir. Ben 2003'ten evvel arkadaşların hepsi şahittir bir mesaj yayınladım. 2003'te ne var dedim. 550 sene tabiri var Telvihat-ı Tisa'da. Üçüncü telvihte. Bu 550 sene tabiri nereye geliyor dedim. İstanbul'un fethinden sonra 550 seneyi koyduğun zaman 2003'e gelir. Büyük bir değişiklik söyler orada. Manevi şeylerdir bunlar. Yani bunların hepsi maddi değil. Maddi de manevidir. Bizim itikadımız da bu zaten. Maddi de manevidir. Risale-i Nur bir programdır. Risale-i Nur, Ümmet-i Muhammed'in kıyamete kadar Hilafet-i Muhammediye'yi icra ve tatbikindeki özellikleri, maddeleri, merhaleleri içerisine alan bir programdır. Bunu günü gününe, aynı aynına görüyoruz. Bir o eser yazıldığı zaman 1930'da yazıldığını kabul et. 2003'e ne kadar var? 70 2023'ü 2003'e 2003 73 sene mi var? 30'da kabul etsek 73 sene hesap var. Etmek lazım. Şimdi 73 sene evvel yazdığı bir esere 550 sene İstanbul'u, alem-i İslam'ı Avrupa'nın karşısında muhafaza eden oradaki zikir ve tekkelerdir diyor. Yani vukuundan 70 sene evvel yazmış bunu. Tam 2003'te hadise vukua evet, geliyor. Evet. Bu AK Parti hadisesi
sıradan bir hadise değildir. Bu Risale-i Nur'un programı içerisinde hakimiyet devresinin icraatını yapan bir devredir. Evet. Bizim desteğimiz bunun siyaset tarafına olan destek değildir. Bizim desteğimiz bunun Kur'an'a olan hizmet tarafınadır. Cumhurbaşkanı hiç görüştünüz mü? Görüşmedik. Hiç karşılaşmadınız değil mi? Yok, karşılaşmadık. Ama siz şey olarak destekliyorsunuz. Bir dava olarak imani bir şey görüyorsunuz. Yani siyasi bir şey görmüyorsunuz. Hiç imani bir şey görüp destekliyorsunuz. Başkanla ne görüşeceğim? Allah razı olsun, işini yapıyor. Bir de işini yapıyor. Ramazan aylarında cemaat, tarikat liderlerini davet ediyor. Siz hiç davet ettiler mi? Görüşmedik. Davet ettiler mi sizi? O biraz yürek ister. Evet, peki. Sıkıntı olur diye değil mi düşünüyorsunuz? O yürek ister. Siyaset ayrı bir dünyadır. Şimdi şeyde Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yaparken zannediyorum bu şartta bir yerde gammazlık yapmışlar. Demişler ki burada bir adam var, Münzevi, senin aleyhinde konuşuyor. Yavuz Sultan Selim bu heybetli çıkmış gitmiş. Tak 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 açmış kapıyı. Buyur sultanım. Mutlu. Sen demiş benim aleyhimde mi konuşuyorsun? Sultanım demiş. Gel senden bir şey konuşalım. Sen yoluna git. Ben işime bakayım. Haddin tecavüz etme. Evet. Yavuz Sultan Selim eyvallah demiş. Eyvallahını çekmiş çekmiş gitmiş. Şimdi maddi taraf bizim için çok mühim değil. Biz Allah için, Kur'an için, İslam için hak olan taraftayız ve ama AK Parti'yi, Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsunuz. Açıkça destekliyorsunuz. Evet, zaten tweetlerinizde biz siyasi değiliz ki. Biz iman noktasında değerlendiriyoruz. Evet. Başkanın mesela bir misal vereyim. Başkan başkanlığı getirmekle Türkiye'deki İngiliz, idaredeki İngiliz hakimiyetini sona erdirmiştir. Bunu siyasiler benim bu sözümü iyice incelesinler. Başkanlık bugüne kadar yaptığı bütün işlerin 10 misli bir değerdedir. Bu vatan için. Evet. Ayasofya, Taksim Camii, Türkiye'nin evet, dışa karşı bağımsız olduğunun ispatıdır. Evet. Yani senin vatanın, toprağın bir karış yer dahi olsa buraya dokunamazsın diyorlar. O vatan senin değildir. Sen de o vatanın sahibi değilsin. Senin dokunamadığın bir karış yer varsa o toprakta, o vatan değildir orası. Sen de o vatanın sahibi değilsin. İşte Ayasofya'daki ve Taksim'deki cami hadisesi budur. Biz bu vatanın sahibiyiz. Taksim'e de cami yaparız. Bura bizim yerimiz. Burası Ermenilerin, Hristiyanların, Yahudilerin işgal ettiği yer değildir. Biz burada vatanımızdır burası. Biz burada camimizi yaparız. Evet. Ayasofya dışa karşı devletin bağımsızlık ilanıdır. Başkanlık dahilde İngiliz hakimiyetinin sona erdirilmesidir. Bunlar bir insanın veyahut da bir kişinin gücüyle olacak şeyler değil. Bunlar tasarruftur. Allah bu adama yardım ediyor. Evet. Ve yardımının en mühimi de Allah'a şükür askeriyeden yanlış adamlar çıkmadı bunun yanına, bunun karşısına. Üç genelkurmay başkanı müspet çıktı. Evet. Allah'a şükürler olsun. Evet. Peki bugün ülkenin geldiği noktaya bakarsak bununla birlikte AK Parti'yi bir imani mesele desteklemek diyorsunuz. Politik mesele değil bizim için. Politik bir şey değil diyorsunuz. Siyasete bakmıyor. Yani siyaset bizi politik ilgilendirmiyor. Politik işte biliyorsun. O söyledi, evet, bu söyledi. Evet. Peki AK Parti'nin şimdi durumu nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki sürece bakarsak nasıl olur? Ülkenin geldiği nokta ve AK Parti'nin de şu anki durumu nedir? Yarın seçim olsa şimdi ne olur? Biz elimizdeki muhkem esere bakarak diyoruz ki AK Parti devlet yapacak. Yani hakimiyet devresi diyoruz buna biz. Risale-i Nur'da bu memleketin, bu vatanın 6 devresi anlatılıyor. Evet. 1. Müştehit devresi, 2. Müceddit devresi, 3. Hakim devresi, 4. Mehdi devresi, 5. Mürşit devresi, 6. Kutbu Azam devresi. Evet. Peki şeyi sordum, AK Parti nasıl gidiyor? Çok hoş gidiyor.
vatandaş da... AK Parti değil, başkan hoş gidiyor. Evet, partiyle meşgul olmuyor. Evet. Başkan güzel gidiyor. Allah muhafaza etsin, Allah yardımcısı olsun. Rabbim evet. istikametini bozmasın. Evet. Başkan iyi gidiyor.